8. ev potansiyelinde geliyor. Kadınlara maddi ve ekonomik özgürlük ile yasal haklar verilmediği sürece önümüzdeki dönemde yaklaşık 2-2,5 yılda... Biz bu haberleri okumaya devam edeceğiz diyorsun Sevil. Evet, ne yazık ki. Ve bunun da sadece yasal uygulamalarla durdurulması söz konusu. Çünkü şiddet haberlerini... Zaten başka türlü nasıl durdurulur? Şiddet... Güzel, evet. Bu hafta Güneş Balık Burcu'nda seyahatine devam ediyor. Ay Oğlak Burcu'nda bugün. Biraz güzel haberler var Sevil. Şimdi önümüzdeki cumartesi günü balık besine gireceğiz. Atladın bütün haftayı. Hayır, şöyle, bu hafta iş bitirme haftası. Tamam. İşleri tamamlandırma ve sonlandırma haftasıdır. Her zaman bir yeni ay evresine girerken, o yeni aya girmeden evvelki son hafta bizim devam ede gelen mevcut işlerimizi olumlu şekilde sonlandıracağımız hafta. Bu hafta artık işlerinize yönelin. Üstelik yasal işler, hukuksal işler, mali işler, bunların hepsi şu anda gündemde. Ve özellikle çarşamba ve perşembeye kadar ayın Oğlak'ta ve Kova'da olduğu zamanlar bizim her türlü yasal, hukuksal, kurumsal, işte ruhsat vesaire gibi konularla yaptığımız başvurularımıza cevap alabileceğimiz işlemler için söz konusu. Ve ben bu haftayı gelen işleri, devam ede gelen işleri bitirme haftası olarak değerlendirilmesini öneriyorum. Yeni iş başlangıçları yapmak için önümüzdeki haftayı beklemeleri gerekiyor. Çok güzel. Gerekiyor. O zaman uzun bir süredir süre gelen işlerinizi artık bu hafta cumartesiye kadar noktalayın diyorsunuz. Evet, bunun içinde sağlık konuları da önemli. Çünkü Güneş'in Neptün'le kavuşacağı özellikle çarşamba ve perşembe günleri sağlık ölçümleri de yapılabilir. Çünkü Güneş Neptün aynı zamanda ilaçlar, narkoz vesaire gibi durumlar demektir. Vücutta özellikle küçülen ay ve kapanan ay evresinde vücut değerleri normalin daha altında olacaktır. Dolayısıyla bazı şeyleri tespit etmek, eksik mineraller, eksik vitaminler, vücuttaki eksiklikleri tespit etmek için aslında bu hafta sağlık kontrolleri yapmak açısından çok değerli bir hafta olacak. Keza yine ilaçlarla ve aşılarla ilgili haberleri de gündemde çok bekleyebiliriz. Bu hafta. Evet. Ya bu aşıda gelişmeler olabilir veya işte ilaç, alternatif ilaçlar veya tedbirler öne sürülebilir. Özellikle Güneş Neptün bunun bağlantısını verecektir. Cuma günü ise Venüs'ün yine çok güzel bir bağlantısı var. Venüs parayla çok alakalı biliyorsun. Özellikle hafta sonuna doğru ödemelerin alınması, ödeme dengelerinin yerine getirilmesi, yine kapanan ay evresi olduğuna göre borçları kapatmak, faizleri, ödemeleri yapmak anlamında çok sağlıklı bir gelişmeler yaşayabiliriz. Ancak bu haftanın en üzüntülü konusu ilişkiler. Zaten kadın hakları da bununla çok paralel ilerliyor. İlişkilerle ilgili bitişler, sonlanmalar söz konusu. Kapanan ay evreleri özellikle duygusal anlamda kişilerin kendilerini çok ifade edemedikleri veya bekledikleri karşılıkları alamadıkları zamanları işaret eder. Dolayısıyla ilişkiyle ilgili adım atmak için bu hafta değil, ondan sonraki haftayı beklemeyi tavsiye ediyorum. Yani yeni başlangıçlar, yeni aksiyon almayın, var olan işlerini bitirin galiba, değil mi? Evet. Almamız gereken mesaj bu galiba yıldızlardan bu hafta. Evet, aynen öyle. Ve özellikle Venüs bağlantısı ay düğümleriyle olduğu zaman hayatımıza giren, kadersel anlamda giren ve çıkan insanlardan bahsediyoruz. Bu hafta sonlandırmalar haftası olduğu için ciddi anlamda ayrılıkları da destekleyecektir. Böyle bu tür ayrılıklar da olacak. Bunlar, evet, sadece tahmin ediyorum ki sevgili karı koca ilişkisi değil, belki de ortaklık olabilir. Parasal mi? Ve hukuksal, zaten anlatmak istediğim konulardan, tamam, bir tanesi de oydu. Mesela şirket ayrılığı, şirket iflası veya yasal tedbirler alınması veya mahkeme konuları, özellikle salı çarşambaya kadar bu tarz konularda yasal başvuruları yaptığınızda, mesela nafaka gelirinize ihtiyacınız var, bununla ilgili yasal tedbire başvurmalısınız veya karı koca velayet davası bu hafta içerisinde bu tamamlanması gerekiyor gibi. Fakat evlilik günü almak istiyorsanız önümüzdeki haftayı beklemenizi, tamam, çok güzel, tavsiye ediyorum. Çok güzel bir örnek oldu. Evet, ve bu göksel etkide en sert etkiyi de perşembe günü yaşayacağız. Mars-Plüto etkisi var. Mars-Plüto da bize öfke ve agresyon verecektir. Buradaki öfke ve agresyon enerjisini de sadece pozitif eylemler yaparak hayata dönüştürebiliriz. Çünkü ben aslında şuna çok üzülüyorum ya da rahatsız oluyorum. Gökyüzündeki bu etkileri aldığımız zaman sanki hayat bize bir şeyler yapmaya zorluyormuş gibi, mecbur hissediyormuş gibi psikolojik bir altyapı hazırlıyoruz. Fakat bunlar aslında pozitif yaratımla ele alınmalı. Pozitif yaratım şu demektir: hayat bizi bir şekilde sıkıştırdığı zaman kendi içimizden gelen enerjiyle mutlaka onu dışarıya
olumlu bir şekilde yansıtmalıyız. Yoksa hayat zaten bana çok eziyet ediyor deyip de benim de bir diğeri üzerine her türlü işte haksızlık, şiddet, zaten hayat bana haksızlık yapıyor, ben de sana haksızlık yapayım noktasında bir algıya devam ettirirsek zaten işte bu az önce konuştuğumuz gibi travmalara sebep oluyor. Yani ne yazık tabii ki. Bu söylediğimiz şöyle bir şey, bu kadar da mağdur edebiyatı ya da... Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Söylemek istediğim tam olarak böyle. Çünkü Güneş-Neptün ilişkisi kolaylıkla kişinin kendini kaybetme eğilimi veya kurbana düşme eğilimini de çalıştıracaktır. Bu hafta. Tabii. Son derece pozitif bir hafta. Aslında hayatımıza baktığımız zaman her şey yolunda gidebilir. Fakat o Venüs'ün ay düğümleri olan açısı kadersel olarak zaten hayat beni desteklemiyor. Zaten hayat bana vurdu noktasındaki algıları da çalıştıracaktır. Bu tür duyguları düştüğümüz zaman bunların gerçekçi duygular olmadığını kendimize hatırlatalım. Her şey gibi bu da gelir, bu da geçer yahu diyebilmeliyiz. Kesinlikle. Ve yeni başlangıçlar aslında. Mart ayı çok güzel bir ay. Ve hiçbir gezegenin aslında yapmak istediğiniz hiçbir şey engel olması diye bir şey söz konusu değil. Bütün burçlar aslında bundan pozitif yararlanıyor. Sadece bizim hayata nasıl baktığımız çok önemli. Eğer hayata iş bitirmek açısından bakıyorsak, hakikaten sorunları çözmek açısından bakıyorsak bu hafta mükemmel. Ama siz güzel. Hayat içerisinde zaten hep kayıp ediyorum ben dediğiniz zaman bu sefer her şeyi çok ağır ve travmatik yaşarsınız ki bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz Sevilay, bu hafta neler yaşayacağım? Yani anladığım kadarıyla uzun süredir hayatımızda bir türlü bitiremediğimiz, sonlandıramadığımız Kesinlikle. Olayları bitirebilmek için mükemmel bir Nihai hafta. Nihai sonuçlandırmak üstelik, yani mahkemeyi kazanmak. Final destination. Final destination, evet. Yani sonun sonuna geldik. Evet, evet. Anladım. Bu hafta netleşecek. Fakat tam tersi bir kurban psikolojisiyle eğer bu haftayı geçirirsek ve böyle başlarsak üstüne de katmerli size geri dönecek diyorsun. Kesinlikle galiba. Bu sefer hem maddi olarak çok şanssızım, hem ilişkiler olarak çok şanssızım. Hayatta zaten hep bana haksızlık yapıyor noktasındaki algıyı beslersek bu sefer hiçbir şekilde... Çoğunluk böyle maalesef değil mi? İşte bunun aslında tamamen insanın hayata bakışıyla alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Burada bütün burçlar aslında aynı etkide. Yani hiçbir burç diğer bir burca üstün değil. O yüzden temel olarak şanslı burçlar ya da şanssız burçlar diye ayırmak istemiyorum. Gökyüzünün etkilerini bütün burçlar eşit olan oranda yapıyor. Bütün insanlığa eşit bir şekilde aslında pozitif bir enerji var, fakat bunu negatife dönüştürmek bizim elimizde. Kesinlikle, bizim verdiğimiz tepkiler gökyüzünün